Merhaba arkadaşlar, Sağlık Politikaları Dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda sağlık politikalarına küresel bakış konusunu ele alacağız. Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki yeniliklere bağlı olarak insanların elde ettikleri imkanlarla birlikte bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de artmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde yaşanan sağlık sorunları, göçler ve kronik hastalıkların artması gibi durumlar ülkelerin küresel boyutta işbirliği yapmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk da küresel sağlık politikasına gündeme getirmiştir. Peki küresel sağlık politikası nedir? Neden gereklidir? Küresel bağlamda sağlık politikalarına hangi kuruluşlar etki etmektedir? Göç sorununun, küresel ısınmanın, bulaşıcı hastalıkların sağlık politikalarına etkisi ne yöndedir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince küresel sağlık politikası, sağlık politikalarında uluslararası çevre ve örgütlerin etkisi, uluslararası bulaşıcı hastalıklar ve sağlık sorunları, sağlık turizmi, göç ve sağlık politikaları, küresel ısınma ve sağlık politikaları konularını ele alacağız. İlk olarak küresel sağlık politikası üzerinde duralım. Günümüzde ulusal düzeyde toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık politikaları yeterli olmamaktadır. Bu nedenle uluslararası işbirliğine dayalı politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Küresel sağlık politikaları, küresel sağlık aktiviteleri için çerçeve oluşturan amaç, hedef ve araçların varlığını ifade eder. Bir çok gelişmiş ülkenin sağlık politikalarını yeniden gözden geçirerek bu konuda yeni çalışmalar yaptığı söylenebilir. Küresel sağlık politikası geliştirmek üzere ortaya konulan çaba ve girişimler dünya genelinde ülke vatandaşlarınca talep edilen sağlık ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt vermeyi hedefler. Tüm dünyada sağlık sistemlerinde değişimi zorlayan önemli nedenler, yaşlı nüfus ve kronik hastalıklarda artış, artan sağlık ihtiyacı, küresel ekonomik zorluklar, hızla ilerleyen biyomedikal teknoloji ve sağlık sistemlerinin bu zorlamalara ayak uyduramaması gibi durumlardır. Küresel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında bazı küresel aktörler merkezi konumdadır. Bu aktörler arasında sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, hükümetler, özel sektör, sağlık pro profesyonelleri, program yöneticileri ve toplum tabanlı organizasyonlar yer alır. Ancak sağlık politikaları üzerinde etkili olan aktörler dışında sağlık politikalarında bazı uluslararası çevrelerin ve örgütlerin de etkisi söz konusudur. Peki bu uluslararası çevreler ve örgütler nelerdir? Sağlık politikalarını nasıl etki ederler? Bu sorunun yanıtını verebilmek için sağlık politikalarında uluslararası çevre ve örgütlerin etkisi konusuna değinelim. Küresel sağlık politikası geliştirmek üzere ortaya konulan çaba ve girişimler dünya genelinde ülke vatandaşlarınca talep edilen sağlık ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap vermeyi hedefler. Aynı zamanda coğrafi ve politik sınırlar tanımayan bazı sağlık problemleri uluslararası düzeyde ortak hareket etmeye gerektirir. Bu bağlamda sağlık alanında uluslararası sağlık hizmeti veren bazı kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Belli başta uluslararası alanda sağlık hizmeti veren organizasyonlar, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'dür. Sağlık politikalarına küresel bakış bağlamında değineceğimiz bir başka konu ise uluslararası bulaşıcı hastalıklar ve sağlık sorunlarıdır. Dünya genelinde halk sağlığı ile ilgili konularda verilecek kararlar arasında dikkate alınan faktörlerden biri de bulaşıcı hastalıklardır. Ülkenin sağlık hizmetlerinin etkinliği ve gelişmişlik düzeyi bulaşıcı hastalıkların durumu ile yakından ilişkilidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde hastalık bildirimlerindeki eksiklikler ve hatalar ciddi problemler arasındadır. Günümüzde birçok faktöre bağlı olarak bulaşıcı hastalıklar salgınlara neden olabilmekte ve kısa sürede daha geniş alanlara yayılabilmektedir. Bulaşıcı hastalıkların salgınlara dönüşmesinde etkili olan faktörler uluslararası seyahatlerin artması, ortamların kalabalıklaşması, savaşlar ve buna bağlı zorunlu göç dalgaları, çevre ve iklim değişiklikleri şeklinde sıralanabilir. Dünya genelinde özellikle AIDS, tropikal hastalıklar ve viral hastalıklar uluslararası boyutta salgınlara yol açan önemli sağlık problemleri arasında yer alır. Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 enfeksiyonu tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan bir pandemi yani küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Uluslararası bulaşıcı hastalıklar kadar tehlikeli olan başka sağlık sorunları da vardır. Diğer sağlık sorunları olarak ifade edilen bu hastalıklar yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, kanser gibi hastalıklardır. Sağlık politikalarına küresel bakış başlığı altında sağlık turizmi konusu değineceğimiz bir diğer konu. Sağlık turizmi bireylerin herhangi bir hastalığını tedavi ettirmek veya sağlığını geliştirmek amacıyla ikamet ettiği yerden başka bir yere gitmesi ve gittiği yerdeki kişiler ve kurumlardan hizmet alması olarak tanımlanabilir. Sağlık hizmetlerinin maliyet ve kalite düzeylerindeki farklılıklar insanların sağlık hizmetlerini farklı ülkelerden almaya yönlendirmiştir. Böylece sağlık turizmi kavramıyla birlikte sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da uluslararası bir mahiyet kazanmıştır. Bazı hastalar ileri teknolojiden faydalanmak üzere gelişmiş ülkelere seyahat ederken bazı gelişmiş ülkelerdeki hastalarsa standart sağlık hizmetlerini daha ucuza alabilmek ve yeni yerler görmek amacıyla diğer ülkeleri tercih edebilmektedir. Günümüzde turizm firmalarının katkılarıyla sağlık turizminin giderek gelişme eğilimi sergilediği söylenebilir. Sağlık turizminin olumlu yönleri bu alandan elde edilen gelirler ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlar. Ülkeler arasında bilgi paylaşımını yükseltir, ülkeler arasında bilgi ve teknoloji aktarımı sağlar. Global pazarlamayı ve tıbbi ticareti arttırır, kültürel ve sosyal olarak deneyimlerin paylaşılmasına katkıda bulunur, kamu ve özel sektör işbirliğini sağlar, rekabet şansı sunar, hasta memnuniyetini arttırır, hastane destek hizmetleri arasındaki koordinasyonu, arttırır. Bu hizmeti sunan ülkelere dünya düzeyinde sağlık bakım hizmeti sunduğu imajını kazandırır. Sağlık turizminin olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de vardır. Örneğin bazı sağlık sigortalarının yurt dışında sunulan sağlık hizmetlerini ödememesi hastaların hizmet bedellerini kendi bütçelerinden ödemesine neden olur. Ayrıca hastalar tedaviye bağlı komplikasyon, yan etki ve ameliyat sonrası bakım ihtiyacını kendi ülkelerinde gidermeyi tercih ederek birkaç gün içinde ülkelerine dönebilirler. Yanlış tedavi konusunda yeterli yasal yaptırımlar olmadığından yerel mahkemelerden yeterli yardımı alamayabilirler. Bütün bu faktörlerin sağlık turizminde hizmeti sunan ülkenin yeterli düzeyde fayda sağlamasına engel oluşturduğu söylenebilir. Sağlık turizmi genel olarak medikal turizm, termal turizm ve medikal spa, yaşlı ve engelli turizmi şeklinde sınıflandırılabilir. Sağlık politikalarına küresel bakış başlığı altında değineceğimiz konulardan birisi de göç ve sağlık politikalarıdır. İnsanların yaşadıkları alanlardan çeşitli nedenlerle ayrılıp başka bir yere kalıcı ve geçici olarak yerleşmesine göç, yaşadığı yerden başka bir yere göçenlere de göçmen denir. Göçler iklim şartları, kuraklık, savaşlar, doğal afetler, dini, siyasi ve ekonomik durumlar gibi zorunlu hallere bağlı olarak gelişebilir. Kimi zaman daha iyi yaşam olanakları, iyi bir eğitim ve iş bulmak amacıyla istekli göçler de söz konusu olabilir. Göçmen gruplarının en temel ihtiyaçlardan barınma, güvenlik, beslenme, sağlık, eğitim, istihdam konularında sıkıntı yaşadıkları söylenebilir. Ayrıca göçmen gruplar bulaşıcı hastalıklar, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, üreme sağlığı ve aile planlamasının aksaması, göçün travmatik etkisine bağlı olarak ruhsal problemler gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırlar. Göçmenlere yönelik politikalar ev sahibi ülkelere göre farklılık gösterir. Göçmen halka dair politikalar sağlık hizmetleri sunumuna ulaşımını destekler ya da sınırlar. Son olarak küresel ısınma ve sağlık politikalarına değinelim istedik. Sanayi devrimiyle birlikte artan enerji ihtiyacının fosil yakıtlarla karşılanması, ormanların yok edilmesi ve tarımsal faaliyetler gibi insan etkinlikleri nedeniyle atmosferdeki sera gazı yoğunluğunda önemli oranda artış meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak yüzey ısısını yükselten bir süreç başlamış ve küresel ısınma kavramı ortaya çıkmıştır. Küresel ısınma genel olarak atmosferde sera etkisi oluşturan ve insanlar tarafından salınan karbondioksit, metan ve ozon gibi fosil kökenli gazların yoğunlaşmasıyla sıcaklığın yükselmesidir. İklim değişikliği ise küresel ısınmaya bağlı olarak yağış, nem, kuraklık ve hava hareketleri gibi iklim unsurlarının değişmesidir küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi, su seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi gibi olaylar birçok problemi beraberinde getirir. Aşırı sıcaklık artışına bağlı olarak zararlıların artışı ve salgın hastalıklar, seller, kuraklık, kıtlık ve göç gibi küresel olarak insan hayatını doğrudan etkileyebilen değişiklikler meydana gelir. İklim değişikliğine bağlı olarak gelişen sorunlarla mücadeledeki sağlık politikaları düzeltme, önleme çalışmaları, etkilerin yönetimi ve uyum çalışmaları şeklinde üç başlık altında ele alınabilir. Küresel ısınmanın sağlık üzerine olumsuz etkilerini önlemeye yönelik sağlık politika ve stratejilerinin belirlenmesi, acilen uygulanması ve değerlendirerek geliştirilmesi önemlidir. Küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası işbirliğinin çerçevesi özellikle 3 uluslararası anlaşma etrafında şekillenmiştir. Bu anlaşmalardan ilki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, ikincisi Kyoto Protokolü ve üçüncüsü Paris Anlaşması'dır. Evet arkadaşlar bu programda küresel sağlık politikası, sağlık politikalarında uluslararası çevre ve örgütlerin etkisi, uluslararası bulaşıcı hastalıklar ve sağlık sorunları, sağlık turizmi, göç ve sağlık politikaları, küresel ısınma ve sağlık politikaları konularını ele aldık. Böylece sağlık politikaları dersi içinde ele alınan sağlık politikalarına küresel bakış ile ilgili bilgi edindik. Sonuçta sağlık politikaları dersi ile ilgili bütün konuları tamamladık. Başka ders ve başka programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.